Beni sola koyun. Bu planda kaç objektif Bilge? 50 dedi dersiniz. Peki. Senaryo. Bir tane senaryo. Ali ya yakından açılacaksın. Geri çevirince. Ne oldu Mustafa? Aksesuar bazı evde. Peki. Evet. Tamam. Bir saniye sonra hazır edin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe Çocuklar, bugün gene vatandaş zayi fazla olacak. Baksanıza gazetede resimler bütün çırılçıplak ya. Fethi abi! Ne yap? Yeni müdür geldi, şu anda gardiyanlarla tanışıyor. Yakında bizimle de tanışacak desenize. Abaza Şehabettin. Gavur tohumu dediler diye 10 jandarmaya silahsız posta koydu. Bayraklılı Fethi Bey. Katil. Geçenlerde bir kafasını kızdırdılar. Arap Kadir. Yeni geldi. Acılısın. Hadi bir şey demeyeyim. Be oğlum demeyeyim ama bizi de bir düşün. Anan yataklara düştü. İşlerimiz bozuldu. Eller için başını nara yaktın sen. Bizi de işimizi de yıktın. Artık bir yardımımız dokunamaz sana. Ne bakıyorsun lan? El, çakalın nasibi ayrı, arslanın nasibi ayrı. Böyle gelmiş, böyle gider bu işler. Al bakalım Arap. Bereketli olsun Arap. Buyur arkadaş. Kuru lokma şişenin ağzına basılan taş gibidir. Tıkanır kalırsan karışmam. Bir kaşık çorba olacak ki ağzının tavanı cilalansın. Vay gap be vay, sese bak be! Allah sevmiş de yaratmış bu yavru kuşu. Gardus çok yanık kokuyor. Evet, yanık var. Kalkın lan, maliyeyi görsünler. Olur abicim, hadi bakalım görün maliyeyi. Hadi bakalım beyler, plak vergisi bu. Bu da pikap vergisi, bu da iğne vergisi. Hem valla abi, görelim abi. Ne o, sen vergi vermiyor musun? Biz de hükümetiz be oğlum. Burası koğuş.
Sen plak çalacaksın diye dışarı çıkamam ya. Ya kulağının pasını siliyoruz. Bastır tekliği be Arap. Param yok benim Fethi Bey. İster çal, ister çalma. Kulağıma pamuk tıkayacak değilim ya. Boş kalan çerçevede. Buyur abicim. Al abi. Gelsin ulan buraya. Ne gidiyorsun oraya? Gel sen. Ne yiyip durursunuz birbirinizi? Benden izinsiz ağız bile etmez buralarda lan! Lar bakalım! Yoksa sokarım Ahmet'ine! Götürün şunları! Müdür olacak adama söyle, vazifesine dikkat etsin! Burası onun taksitle mal alıp dolandırdığı tuhafiye mağazalarına benzemez! Sonra gardiyanlarını kovup mahkumlarımı dikerim kapılara ha! Piyaz anlama bu lafımı. Apaçık söylerim her zaman. Kimseden pervam olmadığını bilirsin. Bir şey benim çıkarıma dokunsa da apaçık söylerim. Seni severim çünkü harbi delikanlısın. Şerefini hiçbir zaman ayaklar altına vermez. Ben de sizi severim Fethi Bey. Ağamızsın. Sen bize yollar açıp erken gösterdin. Burası benim 4. hapishanem. Kan içinde yüzerek geldim desem inan. Müthiş bir meydan kavgası yaptık son mahpushanemde. İşittim Fethi Bey. Mahpushanede rahat etmek istiyorsan Arap, ineklere katliyen baş kaldırtmayacaksın. İneklerin başı daima yerde olacak. İnekler daima otlayacak. İnek kimdir Arap? İnek müdür. Baş gardiyan, gardiyanlar idare adamlarıdır Arap. İnekler iki şeyle idare edilir Arap. Bunlardan birincisi çomak, ikincisi ottur. Bu ineklere 9 sakarı çomağı, 9'a karşılık bir de otu kullanacaksın. Bu verdiğim ölçüyü katliyen mi şaşırmayacaksın? Çünkü sadece otla idare edeyim dersen, ot yetmez bu kadar beylik yine. Çomak nedir biliyor musun Arap? Yatak dövdüğümüz sopalar, nalın ve ranza ayakları. Bunlardan birini ya Allah deyip kaldırdın mı kafaya koyacaksın ineğin. Yalnız indireceğin çomağın cezası katliyen 6 ayı geçmeyecek. Yoksa ne beylik inek biter ne de ceza. Postu bokyonla zindanlara koyarsın. Bir de çoklara düşmeyince silaha sarılmayacaksın. İş oralara vardı mı sonunda ölüm olabilir. Sen ölsen iyi, kurtulursun. Ama aksi olursa dumandır halin. Bütün beylik inekler seni yemeye döner. Kovalayayım derken kaçma durumuna düşersin. İşi bu kertelere getirmemek lazım. Zaten bıçaktan evvel jilet var. İki parmak arasına ustaca sıkıştırdın mı, ineğin göz altından yanakların üzerine çekersin iyi harfini, ömrü boyunca görenler inek desin. Bir de ne demiştik? Ot. Ot paradır Arap, bayağı bildiğimiz para. Otu az verip çok umduracaksın.
Aldıkça mangırı tulum gibi şişeren aileler. Her şeye göz yumarlar. Öksürü kapı diye afyon, zemzemli yarakı, Kur'an cüzü diye kaymak tabağını sok içeriye. Hamama git bir oğlan iste sırtını keser etmek için, vallahi gardiyan eliyle getirir. Yeter ki otu bol olsun. Sana bir diyeceğim var Arap. Erkek doğduk, erkek öleceğiz. Sır mısın Arap? Sırım, sırım Fethi Bey. Ser veririm, sır vermem. Kelle bizim, emir sizin. Orta dairenin üçüncü koğuşunda bir namussuz var biliyorsun. Biliyorum Fethi Bey. Hangi taşı kaldırsam altından o namussuz çıkıyor. İdarenin maşasıdır o inek. Oğlum doğrudur dedik, olmadı. Neymiş, vaktiyle ben gelmeden bu mahpushanenin dayısı oymuş. O günler kaldım artık ulan. Kalmadı Fethi Bey. Kalmadı ama yine kalmıyor ki. Bugüne bugün bu mahpushaneyi ele almışım. Her şey benden sorulur. Benim haberim olmadan müdür arama bile yapamaz. Ben şimdi bu durumdayken kalkayım, o deyyusun gırtlağından tutayım, vereyim bıçağı, onun hali ne olur? Ama gene de bana gülerler, bak derler şu koca Fethi Bey'in yaptığı işe. Bunca adamı varken... Şu deyyusa bir görünüver Arap. Hem bu senin ilk işin olur, açılırsın. Yeter ki sen buyur abi. Bize yol aç, erken göster. Biz de adam sırasına girelim Fethi abi. Anımız aksadı evvelallah, ıh demeyiz. İstediğin iş yarın sağlamdır. Sağlam dedim bakarım. Ölüm demektir bu bizim dilimizde. Ben senden sağlam değil, reklam istiyorum. İki jilet at, çiçeğe yatmış hasta gibi hurda yat pezevengin yüzünü. Yarın dedim Fethi Bey, yarın tamamdır. Yeter ki sen bir el tut bize. Taş odalara kapadıkları zaman arka sus koma bizi. Destek et arkamızdan. Jandarma sopası altına düşürme bizi. Sonra yolsuzun Fethi Bey. Peder ne zamandır unuttu bizi. Koca karı aramaz oldu. Günde bir sıcak pide gönder taş odalara. Ayıp ettin be Arap. Yola çıkardığımı hiçbir zaman yolsuz komadım ben. Pide sıcak olsun abi. Ne olur Arap, olur. Biraz da tereyağı koydur içine. Şöyle ceviz gibi. Ne olur Arap. Pide sıcak olsun abi. Bir bardak da çay. Kalleştik ha? Beni sürdürüyorsun ama müdür bey, şunu iyi bil ki mahpushane kabak tarlası değildir. Aradığın rahatı hiçbir zaman bulamayacaksın. Yaz bir tarafa. Bayraklılı Fethi Bey böyle böyle dediydi dersin. Gidiyor musun? Bir şey değişmiyor ki Arap. Seni bırakıyorum buraya. Kollayacağım seni. Piden, çayın hep olacak. Üzme canını. Hakkını helal et abi. Yüzünü kara etmeyeceğim. Sağlam dur hep Arap. Kimseye baş eğme.
Bir atımlık barutu varmış, onu da yaktı gitti Arap. Ama iyi oldu. Şu kötü belasından kurtulduk. Kafamızı dinleriz yahu. Arabın gidiş değil hani. Bundan böyle attığı her 10 sakat adımdan ancak birisinden sorumludur Arap Kadir. Geriye kalan 9 adımını çevresi attırır ona. Kendini yakacak adımını atarken bir bardak çayı düşünmüştür önce. Siz gene de çekinin Arap'tan. Selim dediydi dersin. Çok şey yapacak Arap bu mapushanede. Komiserlikten geldik diye müdürlüğü kıvıramayacağımı sanıyordunuz ama... gördüğünüz gibi Fethi belası gitti. Çıkacak yeni bir bela vardı Arap Kadir. O da hücrede. İlk işinden aldığı gözdağı ona hayatı boyunca yeter. Bu mahpushaneyi memlekette bir tane yapacağım. Savcı da siz de göreceksiniz. Kısa zamanda mama çevireceğim o azılıları. Ben karakoldan gelmişim. Karakol en iyi öğrenme yeridir bu işleri. Ne demiş Atatürk bile aynı şeyi söylemiş. Demiş ki karakollar adalete açılan ilk kapıdır. Geçmiş olsun abi. Sağ ol lan İbrikçi. Özledim sizleri be. Vallahi ben de özledim abi. Eyvallah. Sağ ol. Geçmiş olsun. Oturun lan. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun. Eyvallah. Aklan abicim be. Şey bir... Taşıyacağım bir seni be abi. Bu namussuzlara yüz vermemek lazım. Doğru. Doğru da siyasi suçu olmayan bir adamı siyasiler arasında yatırmazlar. Ne olurmuş yani? Bunun hikayesi uzun. Fakiri zengine, küçüğü büyüğe denkleştirmeye çalıştığımız için yatıyoruz burada. Bu inançtır. Bu inancı yukarıdakiler istemediği için sen de buradasın ya. İşte bu gerçeği öğrenip sevmeyesin diye seni burada bırakmazlar. Gene orta daireye git akşamları. Gündüzleri gelir hemşerini görürsün. Şu siyasilerin koğuşuna postu seren yeni mahkumdan bahsedecektim beyefendi. Sonra koğuşların halini beğenmiyorum ben efendim. Yeni yeni kafa kaldıranlar oluyor. Öyle mi? Demek gene dalgalanmalar var. Bir gözükmek lazım diyordum zaten. Şunları bir dolaşayım öyleyse. Yatmadınız mı Selim Bey? Saat kaç? Kolunuzda var mıdır bey? Bakabilirsiniz. Bu saatte yatmanız lazımdı. Mahpushanelerin bir disiplini vardır. Buna disiplin derler. Okumak disiplini bozmaz müdür bey. Ama okumamak bozar. Siz daha yeni başladınız bu işe. Henüz bu nazır için ne oluyor müdür bey? Şu nazır işi ne oluyor? İşte orada uyuyor. Uyandır şunu. Neden bu koğuştasın? Yasak olduğunu bilmiyor musun? Yasaksa yanlış bir yasak müdür bey. Ne yapmışız biz?
Hemşerimin komşuna gelmişiz. Efendi adamlar bunlar. Konuşur iki doğru laf öğrenirim. Kabahat mı insanın bir şeyler öğrenmesi? Oturup illa kumar mı oynayalım? Şimdi bak oğlum Nazır, bizim tatbik ettiğimiz hükümet emridir. Hükümetin elbette bir bildiği var. Hükümet hiç yanılmış mı? Ben hükümete cezam bitmeden beni salıverin demiyorum ki. Burası mahpushane. Ben istediğim koğuşta yatarım. Senin istediğin koğuş olsun be oğlum. Ben sizden baba gibi rica ediyorum. Sonra ben mesul olurum. Mesuliyet deyip duruyorsunuz müdür bey. Korkulacak ne var bunda? Demek ben bu koğuşta oturunca siyasi oluyorum. Madem bu kadar kolay iştir bu, ben de oldum gitti. Bize karşı gösterdiğin sevgiye müteşekkiriz Nazır. Ancak müdürün de müşkülünü anlamalıyız. Ona hak vermek de bir yiğitliktir. Sen buradan gitmekle memleket değiştirmiyorsun ki. Gene koğuşumuzun kapısı sana açık. Tabii oğlum. İstediğin zaman gel, konuş. Ne var ki aynı yerde yatar görünme. Kitabına uygun olsun. Orta daireyi de dolaşalım müdür bey çıkmışken, ne dersiniz ha? Ha gidelim ya gidelim, nasıl hallettik Nazır işini? Sizler neden uyumadınız daha? Bana bak tembel alakasını herif! Müdürlüğün hariç senin şahsını da vardır sikerim! Bizim istidan oldu lan! He? Dilekçeni gönderdik Recep. Tabii vekalete gidecek, sıhhi kuruldan geçecek. Sana cevap verecekler, bekleyeceksin. Ya ben Türkçe bilmiyorum, ya bu adamlar laf anlamıyorlar! Ölüyoruz ya o... La ilahe illallah! Koparacağım şu dalağı, atacağım yere! O zaman hasta olduğuma inanacaklar! Kendine gel Recep! Müdür bey gerekeni yaptı, ayıptır sus! Ya! Ey Allah'ım sen bana sabır ver! Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah! Peki sen neden hala ayaktasın? Ben inek değilim müdür bey, akşamdan yatıp zıbarayım. İnsan olana efkar basıyor, onu dağıtmaya çalışıyoruz. Şu topal Recep'i mahkemeye vermek var ama... ...böylesi hakimden mi utanacak? Tutar orada da söverse ne olur benim halim? Bütün vilayete rezil olurum. Hem daha yeni gelmişken, vekalet neler yapabileceğime bakarken... Ne yapacaksın? Allah ıslah etsin. Ben gidiyorum, hayırlı geceler. Oh babam oh! Bunun yüzünden bizim kredimizde iki paralık olacak. Şaşbeş! Ceketini, ceketini! Gel ulan! Ya pantolonu da verirsin, veya benim paraları da ceketinle beraber geri alırsın. Ulan gazaneli! Ulan şuraya çıkarılmış devlet katına su suratlı! Ver Berduş'un ceketini! Karışma sen Arap, oynamasaydı! Sana ver dedik ulan! Son kuruşuna kadar aldın herifin! O enayi ise sen de alçağın birisin! Sen de toz ol! Bir daha da görmeyeyim! Merhaba Kazım! Merhaba! Ben de seni arıyordum! Başefendi haber etti, bugünlerde kumar döndürmüyorlar mı? Benim avantayı hep unutuyorlar diyor!
Unutur muyuz be Kazım? Ama Arap diye bir bela çıktı başımıza. Kumar mı oynatıyor adama? Yakında mahkumu isyana götürürse senin müdürüm de baş efendim de şaşar kalır. Olan serserlerle. Zebani geldi. Hala temizlemediniz mi koğuşu? Temizliyoruz ya. Ya. Dedik dayı. Garibanları bulunca amma da erkekliğin kabarıyor ha. Madem adam dövmeye o kadar meraklısın, gel de beni döv. Kuzu gibi adamları itelemekten ne çıkar? Ya. Hükümet işine karışma Arap. Ona karışma, buna karışma. Bostan korkulu olacağız burada be. Hadi çık buradan da işlerini yapsın bunlar. Gel lan buraya. Ha? Ulan it. Ne işin var lan burada senin? Ne iteliyorsun be? İdarede işimiz vardı. Sen git de Arap Kadir'e horozlan bakalım, görelim diye. Ne lan? Ne vuracak? Ne vuracak? Ah be para vurursun. Hep ben gidiyorsun. Ah bu adam. Peki ne yapacağız şimdi? İdare sağlam duracak. İnsafı kaldıracak. Haklıyı da, haksızı da vuracak. Aa, olur mu Rüştü Bey? Bunlara fazla yumuşak davrandınız siz. Şimdi yeniden sıkı tedbirler koymanız lazım. Emir verin. Yazılı olsun isterseniz. Ben de imzalarım altını. Kimden başlamak istiyorsunuz başefendi? Arap Kadir'den müdür bey. Diğer mahkumlara gözdağı verilecek tek adam o. Müdürün emri, bizce bir şey yok. Ama siz rezil olacaksınız. Yapma Arap diye yalvaracaksınız. Biz emir kuluyuz Arap, sana ne kastimiz olabilir? Sen kimi okutuyorsun dayı? Hepiniz bu filmin içindesiniz. Fethi Bey'in götünü yaladığını ne çabuk unuttunuz. Be. Yazık oldu şu araba be abi. Kumarsa kumar daha hızlandı. Haraçsa daha yaygın. Kavgaysa birbirlerini yiyorlar. Bir Arap mı vardı yani kıyılacak? Sen anlamazsın Berduş.
İdare işine kimse akıl erdiremez. İyi be abi be, bir hafta oldu be abi. Ölüp gider vallahi orada. Oğlum Kadir, dayan. Ölmezsin, korkma, dayan. Aman dileme bu ineklerden. Ulan itoğlu itler. Ulan idare köpekleri. Yakacağım hepinizin canını bir gün. Eyvallah Rüştü Bey. Güle güle Müdür Bey. Sus ulan Kösebek, eski alın işi. Bunlar baş efendilerin. Bunlar da kıç efendilerin. İbrikçi oynasana oğlum. Oynuyoruz be. Var mı daha oynamak isteyen? Kim bakıyor lan İbde? Ulan İbrikçi. Efendim abi. Gel buraya. Al bunları baş efendiye ulaştır. Koğuşta asayiş Berkemal dersin, hadi. Ne oldu şu kara piç? Hala inat edip susuyor mu? Oraya karadağlılar bile dayanamamış Müdür Bey. Yakında pes edip elinize kapanacak. O zaman bütün mahkuma ibret olacak. Biliyor musun baş efendi? Sen yaman bir adamsın. Evet. Verin verin baş efendi evrakı. Evet evet. O kara piç elime kapanmalı ki bütün mahkum tir tir titirsin benden. Hadi bakalım, öp Müdür Bey'in elini. Af dile de çıkaralım seni buradan. Ben ettim, sen etme Müdür Bey. Bağışla beni, babamızsın sen. Çıkarın araba. Hayır, hayır! Çıkarmayın beni! Ulan ibneler, çıkarmayın beni! Çıkarmayın ulan! Ne müdürünüzden ne gardiyanınızdan aman dilemem ulan! Dilemem, çıkarmayın! Çıkarmayın iyilikler! Ulan hepinizi yakacağım be! Yalvarmayacağım işte, yalvarmayacağım! Boklu kıçınızı yalatamayacaksınız bana! Öldüremeyeceksiniz beni! Öldüremeyeceksiniz beni! Hepinizin dalgasını çakıyorum! Dalganızda boğacağım hepinizi! Müdürün de, o baş gardiyan denen ilklerin de çıkacağı var elinde. Öldüremeyeceksiniz beni. Biz de insanız be. Anamız bizi de okşar severdi küçükken. Öper, yaramazlık etme oğlum derdi. Ne ettim ben be? Ne ettim size yahu? Bir şey etmedin Arap. Kanun adildir. Bunun aksini söyleyen yalan söylüyor bil ki. Kanun işkenceyi emretmez Arap. Onun yüce hedefi insanı düzeltmektir. Sen de düzeleceksin. Sus ulan! Sus! Kanunmuş. Beni enayiye mi çekiyorsun? Çomak kanunu o senin dediğin. Ara! Çılgınlık istemez ara. Şimdilik sakin ol. Bekle. Adalet bir gün yerini bulacaktır. Ama abi bu... Narak! Otla yürüteceksin işini. Narak!
arada sırada da çomağı unutmayacaksın. Çayını pidene bulacağım. Üzülme yanımda. Ulan İbne Müdür, ben sana bu acıları sorarım görürsün. Terhisine 3 ay kaldı. Ama bana 3 sene gibi geliyor Osman'ı. Ananla tarlada konuştuk. Gelir gelmez düğünü yapacaklar. Babam başlık istemekten vazgeçti. Yavuklu mert çocuk dedi. Sonra... Kaçarım buradan ben.
Dur. Abi. Ne haber, rüyanda mı gördün beni? Arap var ya. Var, ne olmuş? Abicim, Allah'ına kurban oldum. Vallahi billahi o kedi deliğinden kaçmış be. Bizim koğuş kaynıyor. Biraz sonra müdür beyimiz de kaynayacak. Sonunda kaçtı. Kaçar ya. Kaçar tabii. Maşallah Şevket Bey. Nasıl gardiyanlık, nasıl nöbetçilik, nasıl müdürlük bu böyle? Vallahi beyefendi, gördüğünüz delikten sadece iri bir köpek geçebilir. Bu adam nasıl geçti anlayamadık biz. Jandarma teşkilatı çıktı mı yola? Çıktı beyefendi. Buraların halkı mahkum barındırmaz beyefendi. Sonra Kadir'in rengi başka. İki köy geçmeden ihbar ederler. Sahiden yiğitmiş be. Aferin araba. Kötü bir şey sanır onu gören. Boşuna el mi yaman, bey mi yaman dememişler. Sessiz görünüyor ama yüreği mangal gibi. Analar neler doğurmuş bak. Hadi bakalım, müdür ayıklasın şimdi pirincin taşını. Zulmetmek kolay mıymış bakalım. Herifi mezar gibi bir yere kapat sen. Sonra efendim taksitle ilahiye götür. Rica ile yalvarma ile su içir. Sonra da de ki bu mahkum neye kaçar? Kaçar ya. Kaç lan. Kesin dırıltıyı bok herifler. Oldu be, nasıl uyusun? Kasaplık hayvan arıyorum. Beğenir seçersem babamla sonra gelip alacağız. Leplik.
Baba mesleği. Vardır herhalde buralarda besili hayvanlar. Var oğul, hem de nasıl. Hele bir dinlen, uyu rahatça. Sabah ola, hayrola. Ayran yap getir kız delikanlıya. Kuyudan çektiğin soğuk suyla. Peki baba. Hangi köydensin oğul? Köy odasından çağırıyorlar baba. Nereye gittiler? Bilmem. Köy odasında toplantıları var herhal. Ben yatağınızı hazırladım. Uyusun dediler sizin için. Şu anda uyuyor olmalı kumandan bey. Efendim anlamadım. Kaçamaz, kaçamaz. Yorgun, aç. Peki, peki anladım. Bakarsın bir zaman sonra işlerimi halleder gelirim buralara. Arar bulurum sizi gene. Minnet borcumu ödemeye çalışırım. Yak imam efendi, zannetim, yak, istemem. Çekinme. Eyvallah. Öğretmen efendi sen de yak bir tane, bir tane de ben yakayım. Şimdi ne olacak? Arap Kadir'i yakalatma şerefi Ahlatlar köyüne nasipmiş de bilemezmişiz. Kadir, Kadir, kalk bakalım. Uslu olursan kelepçe vurmayacağım. Tuz ekmeğini yedim muhtar, sağ ol. Yalnız peşimden yüzlü yüzlü gülmeyin. Beni Tonga'ya bastırmış değilsiniz. Ben açlığa zebun oldum da geldim buraya. Yoksa Çakırcalı'yı saklayan dağlarda olmadığımı ben de biliyorum. Kahpelik bir marifet değildir muhtar. Sizden bir ricam olacaktı savcı bey. Tahliyeni isteyecek değilsin herhalde. Hayır savcı bey. O kanunun kestiği cezaya aykırı. Halimden memnunum ben. Size Arap Kadir'in durumu için... Sizi ne ilgilendiriyor bu Selim bey? O serseri sesini iyice kıstı artık. Tünel kazıp da kaçacak değil ya. Bir dakika müdür bey. Kadir'i çok iyi tanırım. Üstüne gidilmez onun. Sizden... Sadece Kadir'i benim atölyeme vermenizi istiyorum. Çalışmak her şeyin panzehiridir.
Çalışsın, bazı şeyleri unutur o zaman. Pekala Selim Bey. Biz konuşalım, müdür bey düşünsün. Karar veririz. Yaşadık desene abi. Vallahi sana öyle tahtalar oyarım ki şu memlekette üstüne olmaz. Ne zaman verecekler abi? Şimdilik sakin sakin bekle. Çılgınlık istemez. Savcı söz verdi. Yakında alacağım yanıma seni. Tahsilim yok ama abi. Birçok şeyi zehir gibi anlarım. Seni mahcup etmek var mı abi? Oh be, yaşadık. Sağ ol abi. Ben de mühim bir şey zannetmiştim Selim Bey. Mühim bu müdür bey. Savcı bey söz verdi. Aradan geçti 10 gün, hala araba vermediler yanıma. Yazık oluyor çocuğa. Arabın durumunu takdir bize aittir. Savcı karışamaz. O yalnız ikazda bulunabilir. Ne yapalım yani? Onu serbest bırakıp bütün ortalığı birbirine mi karıştıralım? Bıktım bu Arap'tan. Arap da Arap. Selim Bey de pus çıktı. Bir parmak bal çaldı ağzımıza. Unuttu gitti. Vay anasını be. Ulan bu herifler yoksa beni çürütmek mi istiyorlar bu bokhanede? Bu genç siyasinin sözlerini kulak arkası edeceksiniz herhalde. Mahkuma böyle yüz verilir mi? Tabii tabii. Hatta biraz daha sıkı tedbir almak istiyorum. Ama bu nedir hala bulamadım. Ali abi, Ali abi aç biraz şu kapıyı. Defiacet vakti geldi. Neden açmıyorsun kapıyı? Emir öyle. Nasıl emirmiş bu? Kıçımıza kadar uzandı mı artık bu emirler? Biz emir kuluyuz Arap. Bize söyleneni yapmaya mecburuz. Hem anahtar bende değil, aldılar. Numara yapma, pişman olursunuz sonra. Açıyorum şu kapıyı. Açamam Arap. Dayı bak sonra fena olacak. Hayvan gibi tenekeye yapamam işimi. Bir kurutayım bir çorba veriyorsunuz imamın abdest suyu gibi. İsterseniz onu da kesin ama kapımı açın, elimi yüzümü yıkayayım. Sonra vezir olacaksınız. Kerane orospusundan daha fena olursunuz. Gel lan buraya. Bırak! Sonra pişman olacaksın. Konuşma lan yakası yağlı pezevenk. Beygir sidiği gibi kokuyorsun be. Bak ben sana nasıl bulduracağım o anahtarı. Alınlan ibneler, mapushaneyi yakıyorum işte. Kendimi de yakıyorum. Külümü havaya savurun da aslan desinler size. Kendimi yakıyorum, nam olsun memlekete. Arap cayır cayır yandı, boyun eğmedi desinler. Zikovitler! Yansın da bitsin bu eda! Yapma Rabbi! Namussuzlara. Kadir abi! Kadir abi! Kadir abi! Bak çaldım birinden. Belki lazım olur. Al. Hadi yat oğlum. Sen de akşam sabah aç kapıyı. Bir daha böyle yanlışlıklara meydan verme.
Ne bakıyorsun belbel be? Hayır, açmamamı siz söylemiştiniz de. Karışma yerine, toplayın buraları. Öbür raporu ver. Sen baş tarafını siktir et hücreye yakışından başla. Ayıp size! 40 beyaz bir oldunuz, bir arabı zapt edemiyorsunuz. Ne olacakmış bu sabıkları tutmakla? Gelin benden! Kalk ulan edepsiz herif! Kendine oyuncak ettin koca mahpushane idaresini! Sana kalk diyoruz ulan utanmaz adam! Hepimizi oyuncak ettin! Boşuna zahmet etme! Karagöz oynatmaya gelmedin buraya! Ağzımdan duy emirlerimi, boşuna sağa sola saldırma! Seni buraya 50 gün için atmıştım. Madem uslanmaya niyetin yok, bundan sonra 50 sene, yani ölünceye kadar burada kalacaksın. Vay ulan kart ibne! Hadi yalvarma şimdi. Bak ben yalvarmadım. Sen namussuzsun ulan. Erkek sen kanunu kendine siper etme. Hangi kanunda yazıyor ulan benim burada aylarca yatışım? Seni namussuz pezevenk seni. Yaşlıyım bana, baban yerindeyim, çoluk çocuğuma acı, vurma, vurma! Defol! Defol buradan! Defoluyorum. Arap Kadir, baş! Falsataları sakla. Kimi neden vuracağı belli olmaz. Suç işlesin diye başgardiyan serbest bıraktı. Ben müdürü vurdum. İyi yapmadın Arap, iyi yapmadın. Ben savcıyla konuşmuştum. Biraz daha bekleseydin. Abi sen benim iyiliğime koşuyorsun ama bu adamlar sözden anlamaz. Hani ya çıkaracaktı savcın? Neredeyse Ela'ya gitmek için istida vereceğim. Bu da yapılır mı insana abi? Gene de yanlış tutumun. Hırpalayacaklar seni. Ne yapalım abi? Bu bizim kaderimiz. Sen bari kızma bize. Perişan edecekler beni. İnim inim inletecekler ama ne bileyim mecburdum abi. Daha yukarıda hesap soracaklarım var. Hani ulan? Hani ulan neredesiniz? Çıksanıza! Çoban Saitler, Gazaneliler! Çıkın da hesabımızı görelim! Çürür gider demiştiniz değil mi tecritte benim için? Çıkın! Çıkın da hesabımızı görelim inekler! Seni sever, dinler Ali. Sen git al şunu. Ben dedim başefendiye, gene de derim. Biz kendimiz azdırdık bu kara çocuğu. Çok zulmettik. Saklandı ibneler. Hesabımı alamadım kimseden. Baban erkek mi senin Tahir Usta? Babam da erkek, ben de. İyiliğini unutur muyuz? O kadar nankör değiliz. Bir isteğin mi var? Alırlar bunu şimdi. Ama ileride lazım olur bana. Şunu sakla Tahir Usta. İdareye teslim etme. Sonra senden alırım. Sen merak etme Arap. Ölsem bile teslim etmem.
Biz Yiğit'in harman olduğu yerden geldik. Sağ ol Tahir Usta. Gel oğlum, gel Arap. Allah zulüm edenlere hesabını sorar. Geliyordum zaten Bilal abi. Şimdilik işim bitti sayılır. Sonrasını bilemem. Canımı yakan canını düşünsün. Reis bey, bizim cezamızı çektiğimiz yere mapushane derler. Güya insanları ıslah olsun diye kapatırlar oraya. Aslında burası cehennemin yeryüzündeki küçük bir numunesidir. Ateşi, zebanisi tam tekmildir bu cehennemin. Yer altında şafağı sökmeyen bir karanlıktır. İşte reis bey, Arap Kadir böyle dayanılmaz şartların içinde yaşamaktadır. Kör bir kuyuda aylarca bekleyen bir insan düşünün. Geceyle gündüzün farkı yoktur orada. Orada geçirilecek 24 saat bile her şeyden nefret etmeye, her şeye düşman olmaya yeter. Müdür ve başgardiyan sebepsiz yere Arap Kadir'le uğraşmaktadır. Kadir, her mahkum gibi elimi kolumu sallayıp gezeyim der, bırakmazlar. Bir de üstelik en tabii ihtiyacı için kendisiyle pazarlığa girişirler. Helaya bırakalım mı, bırakmayalım mı diye. Bir mahkum üzerinde bu kadar adice hüküm sürmeye müdür kendini nasıl yetkili saymaktadır? Şimdi, sayın müdür bey bize söyleyebilir mi acaba? Arap Kadir hangi inzibati suçtan atılmıştır ilk kez zindana? Arap Kadir'in işlediği suç başka mahkumlar tarafından hiç mi işlenmemiştir? Zindanda geçen kara günlerden sonra bir gün Arap Kadir'in helaya gitmesi dahi yasaklanmıştır. Böyle garip ve anlaşılmaz ölçüler kurban olarak seçilen mahkumu elbette ki çıldırtır. Bu dayanılmaz şartlar içinde işledi Arap Kadir inzibati suçunu. Bunu huzurunuzda bütün çıplaklığıyla açıklamak benim için bir vicdan borcudur. Çünkü suçlu da olsa insandır. Helası yasaklanamaz bir insanın. Kadir suç işlemeye teşvik edilmiştir. Buna inanmanızı istiyorum. O şartlar altındaki bir insana bu eziyet yapılamaz. Kadir'i sizin vicdanınıza teslim ediyorum sayın hakim. Yeter oğlum, söylediklerinin hepsini anladık. Şahit'in sözleri üzerine... Ne ceza verdiler Kadir'e? Müdürümüz ve başefendimiz 8 sene bekliyorlardı ama... mahkeme suça teşvik gördüğü için 40 günle bitirdi. Ben gidiyorum. Yarına kadar bir çare düşünün şu kara piç için. Onu damla damla eritecek bir çare. Mahkemeye boş verin. Merak etmeyin siz efendim. İstirahatinize bakın. Çabukça iyileşin. Devir doktor aşağıda mı? Evet. Arap Kadir'i birkaç kere burada yatırdık biz. Fakat yine olayın kurnaz. Birkaç yere başvurmuş. Bizim kulağımıza geldi. İşin sonu kötü çıkacak. Bu işi sen halledersin doktor. Düşündük taşındık. Müdür bey burada bir insanın yaşaması için senin rapor vermeni istiyor. Ben doktorum işte efendi, gardiyan değil. Mesleğimi de böyle adi bir işe kullanamam. Çünkü burada insan değil, hayvan bile yaşamaz. Müdür beye selam söyleyin. Kendi yetkisini kullanırsa karışamam ama bir daha bana bunu sormayın. Bu kadar. Abi be, gene attılar arabı bok çukuruna.
hem doktor da rapor vermediği halde. Göz göre göre öldürmek istiyorlar Arap'ı. Bu adamlara az bile yapmışım abi. Yaktılar beni be. Biraz daha gayret Arap. Öldüremeyecekler seni. Gereken teşebbüsü yapacağım. Bu memleketin bir de vekaleti var be Arap. Göreceksin. Ayağına gelip özür dileyecekler. Harbi bir şey söyleyeyim mi abi? Seni kardeşimden fazla sevmiyorsam ölüm buralarda kalsın. Ama vazgeç. Sana zarar gelir bu işte. Benim için yanma. Bir de sükunet yolunu deneyelim bakalım. Fethi Bey söylemişti bana abi. Bazen otla idare edeceksin demişti. Bizde ot yok ki dökelim bu ineklerin önüne. Çomağı kullanmaya kalktık, ters devti. Onun için abi, başını belaya sokma benim yüzümden. Ben istesem de vazgeçemem ki Arap. Vekalete dilekçe yazacağım. Yazacaksın da ne olacak be abi? Ha? Hükümet bir de Arap Kadir varmış diye ne kadar leşimi kaldırırlar buradan. Dayını atıyorlar, bok çukuruna düşüyor. Yeme istersen. E yazacaksın be güzel abicim. Neden yazacaksın? Bırak. Hava alacak deliği bile kapıyorlar. Boğuluyor insan burada. Ciğerlerime bol bol bok dolduğunu hissediyorum. Bir Türk vatandaşı göz göre göre ölüme itilmiştir. Doktorun bir hayvana dahi yaşama raporu vermediği... ...zavallı bir mahkum ölüme terk edilmiştir. Vekaletinizin bu ölümü ön... Buyurun bakalım, işleri iyice karışıyor. Ne olacak? Gönderecek miyiz bu telgrafı? Herhalde göndereceksiniz müdür bey. Hem de savcılık kanalıyla gitmesi lazım. Başımıza bela açılır savcı bey. Vekalet atar bizi işten. Ben konuşayım bakalım şu siyasiyle. Yüksek vekalete çektiğim telgraf savcılık kanalıyla gönderildiğinden telgraf ücreti olarak vermiş olduğum parayı geri alıyorum. 2. Cezaevi müdürü Şevket Erdoğan Bey'in intihara sürüklediği mahkum Arap Kadir'dir. 3. Anmeye müteallik işlerde yüksek mercilere müracaat etmek bize anayasanın verdiği bir haktır. Hadi bakalım. Arkadaşlarının yanına alıyoruz seni. Cezan bitti. Hadi kalk.
Bir hatadır oldu oğlum Arap. Şimdi seni affediyoruz. Artık dalaşma kimseye. Güzel güzel otur. Sağ olun müdür bey. Yalnız benim için uğraşan bir adamı teke atmışsınız. Arkadaşlarının Selim Bey'e ihtiyaçları var. Onu çıkarmanızı rica ediyorum. Onu çıkarmayacaksanız beni de geriye gönderin müdür bey. Tabii onu da çıkaracağız oğlum. Yalnız hemen bugün değil. Ya. Sağ olun çocuk. Abi! Hoş geldin abi! Hoş geldin abi! Nasılsın abi? Geçmiş olsun abi! Yaşınızı yaşın abi! Hoş geldin abi! Vallahi çok sevindim abi! Çok valla! Bir tel çekmiştiniz vekalete, hatırlıyor musunuz? Evet efendim. Yüksek vekaletin bu kadar kısa zamanda telime alaka göstermesi beni çok memnun etti. Şimdi telgraf meselesi üzerinde fazla konuşacak değiliz. Size hücre cezanızın bittiğini söylemek istiyorum. Bundan böyle de elin serserisi için başınızı belaya yakmayın. Kadir serseri değildir müdür bey. Kadir hiç... Kadir'i de konuşacak değiliz. Topla eşyalarını da arkadaşlarının yanına in. Bir can borçluyum abiciğim. Bu sefer çok kötü düştüm abi. İlk defadır öleceğimi düşündüm. Eğer sen el tutmasaydın köpek ölümüne gittiydim. İki satırlık zabıtla yerdi bu herifler beni. İki el bir baş için demişler, yalan. İki elin biri arkadaş için. Unutalım artık her şeyi. Koğuşa da boktan adam doldurmuşlar abi. Her an kavga çıkabilir. Biraz benden çekiniyorlar. Ben de artık idareyle çatışmak istemiyorum. Ama adamlar durmuyorlar rahat. Kütahya'dan üç azılı vermişler benim koğuşa. Gözleri göz değil. Sakın uyma kimseye Arap. Güzel kumarlar oluyordu bizim Kütahya mapushanesinde. Gelsin gitsin cigaralar. Hatta cebi kızışınca Samsun bile içenler olurdu. Sonra bizim kumarlardan fakir fukara da sebeplenirdi. Görürdük etrafımızdakileri. Öyle boş geçmezdik. Bana bak Asım ha. Sen boy büyütmüşsün ama bedavadan. Burası Kütahya değil. Ben burada iyi bak posta serdirmem adama. Üç gün oldu şuraya geleli. Sırtımıza çıkacaksın boş versek. Zaten gözaltındayım ben. Ne olursa benden biliyorlar. Burada kumar postası serdirmem ben. Bunu böylece bil. Beni yanlış anladın Arap. Mapushane erkanından anlarız biraz. Sen koskoca müdürü vurmuşsun, duyduk. Şimdi Allah için konuşalım. 11 sene yattım. Çok kanlı dövüşler gördüm ama müdürü vuranı görmedim. Değil mi? Allah için. Onun için seni çiğneyip geçmek olmaz.
Efelere danışmadan posta serilmez. Kanun bu. Elbet sana danışacağız. Ona bunu anlamam ben, kumar yok. Bakın arkadaşlar, şimdi ne durumda olduğumuzu bilmemiz lazım. Buraya yeni geldik. Ama boş verirsek elin oğlu doğduğuna pişman eder adamı. Ya biz onu pişman edersek? Ben size yolda da söyledim. Baskın daima basanındır. Şimdi bir Arap var bu dairede. Her gün gözümüzün önünde dal gibi kara bir oğlan. Ama dal gibi dediysem öyle kolay kırılır cinsten değil ha. Hesabı bir yanlış koyduk mu yılan gibi dolanır ayaklarımıza. O gördüğünüz Arap. Bu Arap burada herkesle takışmış. Baş gardiyan büktü kulağımı gelince biraz. Ben müdürü vurdum. Kan kokusu almadan duramam dedi deriz. İdare bizi jandarmaya vermez o zaman. Karar verildi mi? Verildi. Sen Ahmet, Kütahya'daki gibi yanaşacaksın araba. Ansızlayın sepete atacaksın bıçağı. Bu bir. İkinci vazife Şükrü'nün. Sen de şıpadana gümüğüne çöküp kellesini keseceksin. Kollarını butlarını keseceksin. Hemen birer parça kaptık mı ellerimize öbür dairelere atarız. Herkes Kütahya uşağını tanısın. Bir de ne kaldıydı yerde? Arabın kellesiyle gövdesi. En mühim mi kelle? Herkes bunlar ne yapar diye baka dururken biz de Arabın kellesiyle futbol oynayacağız. Bakın hele, bu kara koyun yarın kesilecek. Nazımcığım, benim racon kesmem için her şeyden haberim. Hüseyin hazır, ziyaretçin var! İyisin, her gel hadi.
Ulan dağdaki çingenelere mi benzettin bizi be? Senin gibilerinin nicelerini koltuğumuzun altına sıkıştırdık biz. Mahkumlar, çıkın da tir tir titreyen Arap'ın halini görün. Kaçtı gitti işte. Gardiyanlar geldi. Onlar yaptıklarına pişman olacaklar. Senin suçun yok bu işte. Öyle mi başefendi? Sizlerin hiç mi haberi yoktu bu işten? Senin ordu tek mermi atmadan yenildi. Onlara kara bir koyun posta al da istekleri kursaklarında kalmasın. Bıçaklarını sokup çıkarsınlar. Biraz da kırmızı boya döker. Kadir'i zehirde boğalım dedik olmadı. Şimdi de şerbette boğarız. Arkadaşları rahat vermiyor gerekçesiyle atıveririz buraya. Bütün sıhhi imkanlar mevcut. Hatta konforlu bile. Siyasiyi de üst tarafa verdik. Haberi olmaz. Sadrazam torunu değil ya bu Arap. Müdürlüğü pek beceremedim ama bu da lüzumsuz gibi geliyor bana Rüştü Efendi. Neden uğraşıyoruz bu adamla biz? Neden uğraşıyoruz var mı müdür bey? Bu adamın ne yapacağı belli olmaz. Önce yaraladı. Şimdi öldürmeyeceğine malum. Burada kendi halinde kalsın, dokunmasın kimseye. İyi yerler seçiyorsun başefendi. Bana taktın ama bakalım sonunda kimin kıçı yanacak. Yanılıyorsun oğlum. Savcılık kararı bu. Bizim yapacağımız bir şey yok. Hadi hadi var git. Rahat bırak beni. Bakalım bu lüks çile kaç ayda bitecek. Okuyunuz Kazım Efendi. Okuyunuz rica ederim. Arap Kadir'in 9 aylık yaşama bilançosunu okuyunuz. İlk ay umumiyetle sakin geçmişse de ikinci ay biraz huysuzlaşmaya kalkmıştır. Ancak lüks hücrenin karanlık duvarlarından sızlanmalar duyulmadığı için Arap bu huyundan da vazgeçmiştir sonunda. Üçüncü ayın ortalarına doğru şay... Üçüncü ayın ortalarına doğru şarkı söylemeye niyetlendiyse de sonraları bundan da vazgeçti. Ver bakayım şu serserinin raporunu. Son günleri iyidir. Dokuz ayını tekte dolduran Arap Kadir Güler de son günlerde baş ağrıları ve kusmalar belirdiğinden halsizlik nedeniyle iki kere doktora çıkmıştır. Yarın tekrar doktora görünmek için müdürlüğümüzden gerekli müsaadeyi almıştır. Bu demektir ki Rüştü Efendi'nin reçetesi istenilen neticeye ulaşmış, Arap içten içe çürümeye başlamıştır. Benimle uğraşmanın cezasını böylece de çekmiş olmaktadır. Doktor gittikçe zayıflayıp iştahının kesildiğini söylüyor.
Bakalım yarın ne diyecek? Karşındayım başefendi. Ölmedim ve çektirdiğin acıları unutmadım. Oğlum Kadir? Kadir değil, şaşırma. Arap Kadir. Yapma! Çocuklarım var! Çocuklarım var! Bu abdestle hep iğne maskılarsın sen. Vurdu! Arap vurdu beni! Allah'ını seven acımı komasın! Arap vurdu beni! Yakalayın! Tutun onu! Arap vurdu beni! Allah'ını seven acımı komasın! Ay, yakalayın! Arap Kadir gene azdı! Jandarma yetişene kadar yapacağını yapar! Sizler bizim adamlarımızsınız! Teşti, sopa ne bulursanız indirin indi! Nedir bunun hali? Baş gardiyanı vurdu savcı bey. Mahkum böyle yapmış, biz de yeni duyduk. Açın kapıyı. Kaldırın çabuk bunu buradan. Yarası ağır, doktoru çağırın. Sok bunların hepsini koğuşlarına. Elebaşı meydana çıkacak. Hadi bakalım içeri, hadi. Yarası ağırmış. Gebersin köpek. Tohumuna para mı saydım? Yarası marası sarılmayacak, bırakın gebersin. Olur mu Kazım efendi, böyle bırakılır mı? Başefendi ölecek şu anda doktorun elinde. Sen kalkmış yarasını düşünüyorsun. Hadi. Hadi yürü benimle, gel.
Gardiyanlar dikkat edin, Arap koğuşuna gidecek, ortalarda kimse kalmasın. Hadi çık ara. Ne duruyorsun, yürüsene. Come on, come on.